Merhaba arkadaşlar. Microsoft Excel ortamında grafiklerle çalışacağımız yüz grafik serisinin birinci tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu video serisinde sizlere bir grafik nasıl oluşturulur, hangi grafik türlerini seçmeliyiz, verileri nasıl oluşturacağız, pivot tablodan mesela veri alabilir miyiz gibi, grafiklere neyi göstermek istiyoruz, neyi vurgulamak istiyoruz ve bir sürü grafik türünden hangilerini seçeceğiz, birleşik grafik türü nedir, nasıl oluşturulur, KPI kavramları falan bunun üzerine sizlere grafik çalışması yapacağım bu videolarda. Ve genel olarak şunu söyleyerek başlamak isterim. Biliyorsunuz çok sık işte bu işlerle uğraşmaya çalışıyoruz diyelim, sürekli eğitimler veren bir kişi olarak genelde az kullanıldığını görüyorum. Yani bakıyorsunuz pivot tablo yapılmış ama pivot grafiği yok veya yine bir tablo hazırlanmış, bu masraf da olur. Aslında her türlü küçük veri bile olsa grafiklendirilebilir, grafiklenme yok ya da grafik olarak ya işte bir tane grafik çizelim gibi önem verilmemiş. Halbuki grafiklerin biçimlenmesine, işte etiketlerinin, label'ların eklenmesi, başlıklarının yazılması, yine dediğim gibi birleşik grafik türlerine önem verilmesi, bir şeyin vurgulanması grafikte. İşte günümüzde görüyorsunuz her türlü yazılı basında, medyada, internette her şeye baktığınızda karşınızda bir grafik, bir şey azalıyor, artıyor, dağılımı oluyor gibi bunları çok iyi şekillerde ifade edebiliriz ve grafikte gerçekten önem vererek daha fazla yapacak şey var diye düşünüyorum. Peki, şöyle başlayalım. Biliyorsunuz grafikte bir veri oluyor elimizde. Diyelim ki satışlar, üretimdir, her türlü veri burada. Ben size birçok veriden grafikler oluşturmaya çalışacağım. Şimdiden hazırlıklarımı yaptım. Şimdi verimizi seçiyoruz. Tabi başlıkların seçilmesi şart. Doğru bir seçim şart ilk başta. Ve grafiğimizi de işte ekle insert menüsünden grafikler yapıyoruz. Excel ortamında çok fazla grafik türü var. Yani burada 10-15 tane görünüyor ama yani işte sütun, kolum grafik, işte hiyerarşik grafikler, çizgi grafik, pasta grafik, istatistiksel grafikler. Fakat bunların da alt türleri var. Yani iki boyutlu veya üç boyutlu. Hadi iki boyutlu seçtiniz diyelim. Bunun tekrar devam edeyim. Buradan dikkat ederseniz bir kümelenmişi cluster deniliyor. Yan yana olan yani. Bir de üst üste yığılmışı var görmüş olduğunuz gibi. Ve aynı şekilde bir de bunun yüzde yığılmışı var. Bakın ne kadar güzel bir görünüm. Yani bir anlamda bu neyse grafikte yer verdiğimiz şeylerin bir yüzde içerisinde o ayki bakın dağılımını gösteriyor. Bunu yüzde değil de üzerine sayılarını da koyabiliriz tabii ki. Yani yüzde olarak göstermiyor. Bir pasta grafik gibi değil belki ama çok rahatlıkla bunun üzerine şeylerini koyarak, etiketlerini koyarak buradaki şeyi. Eğer bu sayılar böyle ters geliyorsa onları da çevirebiliriz veya sadece bir seriye koyabiliriz. Veya dik yazabiliriz. Hiç problem değil. Tabii onun dışında grafikle ilgili bunu bir kenara alayım. Dediğim gibi grafiğimizin sınırsız biçimleme aracı. Yani işte stillerden, sütun değiştirmeden, ondan sonra veri seçilmesinden, yeni verilerin eklenmesi, kaldırılması, başka gizli boş hücreler, burada da çok detaylar var, atlamak, gizli hücreleri de kullanmak anlamında. Bunları da görüyor olacağız. Grafiğin taşınması, başka bir sayfaya yeni bir sayfa olarak oluşturulması gibi çalışmaları yapacağız bu süreçte. Şimdi şöyle de bir örnek vermek isterim. Mesela tabii her zaman hani veriler nasıl oluşturacağız da devam etmek istiyorum. Hani böyle elle girdik ama size işte satış, hadi bunun grafiğini çiz. Bunun grafiği olmaz. Eğer bunu hani normal ekle, insert, İşte herhangi bir grafik türü derseniz hani Çin yazısı gibi grafik çıkacaktır. Böyle hani makulü bu kadar vesaire vesaire. Hani şöyle bir şeyin olabilir belki satıcıların falan. Ama ne yapmamız lazım? İşte burada pivot tablo yaparak yapmak lazım. Giderek pivot tablosunu ister yeni bir yerde ister bir yerde oluşturduktan sonra veriler mutlaka oluşturacak ama bir kısmını göstermezsiniz. Grafik olarak düşünürsünüz. Yani buradan hemen ne isteniyorsa çok rahatlıkla
pivot tablo özelliklerini kullanarak mesela aylara göre yaptım. Şimdi bunun grafiğini oluşturabiliriz. İster bu sayfada hemen gidiyorum. Bunun grafiğini bakın. Eğer aylık olacaksa hiç önemli değil. Aynı şekilde grafik tasarımından değiştirerek yaparak bakın aylık satışlarımızı aldım. Pivot tablonun tabi özelliği bunu başka bir sayfaya alabilirim biliyorsunuz. Yeni bir sayfaya alabilirim burada. Yani o veriyi göstermem, gizlerim vesaire. Yani bunu değil buna bakarız. Tabi pivot grafiğin bir özelliği de bakın böyle çiş açılabilmesi. Yani içini açtık gördüğünüz gibi müşterileri aldık. Ondan sonra sadece ay yapayım şunu. Daha güzel bir görünüm olsun. Ay ve içinde müşteri var. Kapatıyorum. Bakın burada istediğim zaman bunu açabilerek görmüş olduğunuz gibi açarak da alayım. Ocak ayını açıyorum. Grafiğimize bakalım. Bakın Ocak ayının tekrar açıldığını görebiliyorsunuz. Bu şekilde istedi. O filtreleme anlamına geliyor. Burada da filtreleme anlamına. Yani detay açıp kapatabiliyoruz. Bunu şuradan da yapmaya çalışayım. Görmüş olduğunuz gibi pivot tablo yani böyle bir şeyin grafiğe çizilmesi gerektiğinde pivot tabloyla da çözüm yapmak gerekir. Standart olarak böyle ele alıyor olacağız. Onun dışında dediğim gibi bütün grafik türlerinden örnekler vermeye çalışacağım. Özellikle istatistiksel grafikler var. Bunlardan yapmaya çalışacağım. Yani her veriye her grafik olmaz. Yani böyle bir şeyde amaç nedir? İşte satışlar aylık tamam çizgi olabilir, sütun olabilir. Pasta genellikle bir dağılımı göstereceği için böyle bir şeyin de pastası olmaz. Bakın yaptığınızda gidip bakın sadece ayçiçek. Çünkü pasta grafik demek bir şeyin artık dağılımı bu nedir? Böyle çok serili yani hem ayları gösterecek hem bunu gösterecek hem dağılımı böyle bir şey söz konusu değil. O zaman ne yapmak lazım? Onun değil de buradaki bir toplamın, marka toplamını veya buraya alacağınız bir toplamın dağılımını göstermek lazım. Yani işte demek ki yüzdesini koyabiliriz vesaire. Bu şekilde uygun veriyi seçmek lazım ya da amaca göre veriyi hazırlamak, ona göre çizmek lazım. Çok önemli. Demek ki grafik bir kere çok önemli. Veri görselleştirme açısından çok önemli. İşimize çok yarayacak bir şey sunumlarda ve verilerimizin yanında bir ilişkiyi, bir sonucu, bir karşılaştırma yapacak grafiği koymamız çok avantajlı olacaktır. Onun için serimizi ve eski grafik videolarını izleyebilirsiniz. Birçok türde grafikleri nasıl oluşturacağımızı, nasıl kullanacağımızı sizlerle paylaşıyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.